Teksas'ı 1961 yılından bu yana vuran en şiddetli fırtına olan Harvey, bazı bölgelerde etkisini kaybetti ancak geride tam bir enkaz bıraktı. 3000 nüfuslu Refugio kasabası da büyük yıkıma uğrayan bölgelerden biri. Fırtınanın çok şiddetli vurduğu bir başka kent olan Corpus Christi'den 88 kilometre uzaklıkta olan Refugio'da halk fırtınanın yaralarını sarmaya çalışıyor. We often respond to tornadoes. Genelde hortumlarla ilgileniyoruz. Bu tür bir yıkıma alışığız. Burası biraz farklı. Hortuma benziyor ancak sadece bir bölgeden geçmemiş. Bütün bölgeyi etkilemiş. Hasar aynı. Bütün kasaba enkazla benziyor. Yerel medyaya göre 3000 nüfuslu kasabanın neredeyse tamamında elektrik ve su yok. We don't have any electricity. Elektriğimiz yok. Su yok. Nefes alıyoruz ve buna şükrediyoruz. Eğer bu duruma bile şükrediyorsak, gerçekten çok zor saatler geçirdiğimiz kesin. Neredeyse bütün iş yerleri, benzin istasyonları ve lokantalar zarar gördü. Kasabanın lise binasında da hasar var. Çatının bazı parçaları yolun karşısına uçmuş. Total loss. Büyük hasar gördü. Çatı uçtu ve uçunca çatı katını su bastı. En üst kat tamamen sular altında kaldı. Ardından da alt katı su bastı. Harvey, 56 yıldan bu yana Teksas'ta görülen en şiddetli tropik fırtına olarak kayıtlara geçmiş durumda. Fırtına can kayıplarına neden olurken onlarca kişi de yaralandı. Kayıp sayısının artmasından endişe ediliyor. Yaşadıkları yerlerde ya da yollarda mahsur kalanları kurtarmak için ekipler yoğun çaba harcıyor. Teksas'ta fırtına nedeniyle onlarca bölgede acil durum ilan edilmiş durumda.